15 gün sonraydı randevumuz. Sizi bu kadar erken beklemiyordum. Bir terslik yok değil mi? Yok. Yani yıllardır yaşadığım düzene bakarsak bir terslik var. Misal Sabri'yi eve aldım. Sabri bu düzenli olarak dövüyorum dediğiniz genç. Evet, evet. Ona bir oda verdim. Sonra karım ve anam abartılı bir makyajla sokağın ortasında kaldılar. Evde düdüklü patladı. Evde düdüklü mü patladı? Maalesef. Ama çok şükür kimsenin burnu bile kanamadı. Rıza Bey, sizin bu öfke kontrol probleminize herhalde evinizin hareketli atmosferi de destek sağlıyor diye düşünüyorum. Herhalde. Eve de bir çare bulursak tedavi sürecinde daha kolay yol alabiliriz diye düşünüyorum. Buyurun devam edin. İşte o atmosferde densizin biri benim anamı, affedersiniz, pavyonda çalışan bir bayana benzetti. Eyvah. Pardon, devam edin. Nasıl bir tepki verdiniz? O an bir gözüm döndü. Bizim evin arkasında böyle geniş bir arazi var. Çok müsait. Ben o herifi oracıkta boğdum, oraya gömdüm. Yani kafamda oluyor bunlar. Ama işte sonra bir an durdum. Böyle bir şeyler tuttu beni. Saldırmadınız yani, çok güzel. Yani insanlar da önüme geçti tabii. Ama saldırmadım yani. Ben de tabii şaşırdım kendime. Hadi işinize bakın dedim. Öyle yürüdüm gittim. Çok güzel Rıza Bey. Demek ki ilaç tedavisi işe yarıyor. Aynen bu şekilde devam edelim. Yalnız benim anlamadığım tek bir şey var. Sabri'yi eve aldım dediniz. Sizce de bu riskli bir durum değil mi? Evet. Ama bir de şöyle düşünün. Yani Sabri bütün gün benim yanımda. Ve ben onu hiç dövmüyorum. Yani bana tedavimi hatırlatıyor. Sorunlarımı hatırlatıyor. Mesela anamla karım göndermek istiyorlar ama ben oyalıyorum onları. Tutuyorum onu. Böyle şey gibi, bir çeşit sigorta gibi. Yani yarın bir gün benim şalterler atarsa ben yine o sigortayla patlayacağım. Anlatabiliyor muyum? Sanırım anlıyorum. Bundan alabiliyoruz değil mi? Buyurun lütfen. Hayatın anlamını keşfetmiş. Bak şimdi, insanlar sana selam verdiklerinde sen şöyle hafifçe bir baş selam ver, tamam mı? Bir şey sormazlarsa konuşmana gerek yok. Tamam Yelda Hanım. Bu arada bu ressam kızdan çok olumlu bahsediyorlar. Buradan bir resim alırız mutlaka. Ay şuna bakar mısın? Çok güzel. Bu bizim merdiven aralığındaki mavi tablo var ya, onun yanına çok güzel olur bence. Bunu alalım mutlaka. Tamam, hayırlı uğurlu olsun. Bak, ressam da orada. Şimdi gelir bize selam verir. Sana bu tabloyu beğendi mi diye soracak olursa ne diyeceksin? Çok güzel. Tamam tamam, sen konuşmayın Enes, tamam mı? Bak geliyor. Ayşe? Aa, Selin? Ayşe, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Pardon, siz nereden tanışıyorsunuz? Hanımefendi kim? Kayınvalidem. Ben evlendim. Ya bir de sen evlendin mi? Hayat ne kadar acımasız ya. Bizi nasıl ayrı düşürdü? Acımasız demeyelim de işte imkanlar diyelim. Neredendi? Biz çocukluk arkadaşıyız. Ya biz küçükken zor bir dönem geçirdik de Yelda Hanım. Annem o zaman evleri temizliğe gidiyordu. Ya beni bırakacak bir yer bulamıyordu. Sağ olsun Selin'lerin de ailesi çok tatlıydı, beni kabul ediyorlardı. Biz amma oynardık ya küçükken. Ne güzel günlerdi ama. Birbirimizin saçlarını örerdik. Ben hep senin saçlarını kız sanırdım biliyorsun. Ya bayağı değişmişsin. Çok başarılı olmuşsun ya, inanamıyorum ya. O zaman da çizim yapardın ama ya, köşelerde. Hala çiziyorum. Selin Hanım bir bakar mısınız? Hemen geliyorum. Ayşe'cim sergi bir hafta daha burada. Lütfen Melah teyzeyi de al gel, olur mu? Bak çok sevinirim, mutlaka getir onu. Tamam, anneme söyleyeceğim, bayağı sevinir zaten seni gördüğüm. Bekliyorum. Tamam, bay bay. Bay bay. Olmuyor değil mi Yelda Hanım? Ya beni ne kadar giydirseniz de, böyle süsleseniz de benim gerçeğim bu. Ben buyum. Böyle olmadık yerde tak diye karşımıza çıkar işte. Ya ben öyle evleri temizliğe giden kadının kızıyım. Ve bundan da hiç utanmıyorum. Yelda Hanım,
Bakın ben sizden gerçekten çok fazla şey öğreniyorum. Ama siz de bu andan, bugünden bence bir şey öğrenin. Mesela benden utanmamayı, Samet abiden, Hülya'dan utanmamayı öğrenin. Ailenizi tüm renkleriyle sevmeyi öğrenin. Öyle çok daha güzel. Yani bence o kadar zor değil. Pardon, bakar mısınız? Ben bu tabloyu almak istiyorum. Selin Hanım resmini Ayşe Hanım'a hediye olduğunu söyledi. Ne? Çok güzel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?